Her sezonun sonu geldiğinde çok seviyoruz. Enler. Heh. Enlerimiz. Bizimkiler ve sizinkiler. Bir konuşacağız. İlk kimle başlayalım? Ben gözümü takayım şöyle. Güvenç Hocam'la başlayalım. Evet, sezonun enleri dedik. Kategorileri biz konuklarımın enleriyle birlikte paylaşacağız. Siz de tek tek bizim kategorilerimize göre son sayfa etiketine karşısına yazın. Biz de okuyalım. İlk kim geliyor Yusuf? Güvenç Hoca. Evet, Güvenç Hoca'nın ekrana geldi. En iyi teknik direktör demiş Güvenç Kurtar, Okan Buruk. En iyi genç oyuncuya Semih Kılıçsoy demiş. En iyi transfere Fred demiş. Unutulmaz maça son derbi herhalde. Evet. Galatasaray Fenerbahçe maçını yazmış. En unutulmaz olaya Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonraki olaylar demiş. Bir de 11'ini sorduk Güvenç Kurtar'ın. Yani en iyi 11'i nedir? Kalede Mert Günok demiş. Osayi Samuel sağ bekte. Sanchez Abdülkerim ikilisi stoperde. Ferdi sol bekte. Yok, Sanchez değil orada, yanlış. Aa, Sanchez değil mi? Yok. Necip. Necip mi yazdı? Necip, Necip tabii, ben orada Necip demiştim. Ama Necip'i kabul etmiyor ikimiz. Tamam, Necip diyelim biz. Bu benim kadrom ya. Senin kadron. Benim kadrom abi bu. Kadrolar. Kadrolar. Peki diğerleri enler? Onlar da mı senin? Enler benim. Yok, enler hocanın. Tamam, senin kadrondu. Tamam, olsun. Şimdi, hemen aynı ya. Biz Necip'le tamam, şey sanki. O zaman Ali Baran seninki de gelsin. Karışmış mı ikisi? İkimizinki bir tek bir kişi, Necip var, orada Sanchez var, aynı kadro. Evet, evet. Tamam. Yani biz hocamdan habersiz şey yaptık. Bugün evet, konuşurken birbirimize çok yakın kadro. Evet. Aynı neredeyse, tamam, ama hocamda Necip var savunmada. Tamam, ben Sanchez şimdi söyleyeyim. Necip Abdülkerim'miş hocamınki. Yine sol bekte Ferdi, Torreira, Fred, Mertens, İrfan Can, Barış Alper, Icardi, Güvenç hocanınki. Şimdi Ali Baran seninki geldi. Onun enlerini okuyalım. En iyi teknik direktör Okan Buruk, en iyi genç oyuncu Semih Kılıçsoy, en iyi transfer Fred, en unutulmaz maç Trabzonspor MK Ankaragücü demiş 4-2. Unutulmaz olay Halil Umut Meler olayı maalesef. Ve 11'ine bakıyorum. Kalede Mert Günok. Evet, az önce okuduğumuz 11 zaten. İleriyi söyleyelim, onu söylememiştik. Torreira, Fred, Mertens. Ne kadar benimki de benziyor ya. İrfan Can, Barış Alper, Icardi. Ya çok benzerlikler var. Benimkisi gelsin. Benimki çok benziyoruz. Ya. Hiç tartışamayacağız. Nasıl bir olacak? Bir tane bu şey var ya. Evet, ben de en iyi teknik direktör Okan Buruk dedim. Burada üçümüz de aynıyız. En iyi genç oyuncular da Semih Kılıçsoy. En iyi transfer Fred. En unutulmaz maç Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Olaylı maç bence, unutulmuyor maalesef. Ve unutulmaz olay da bana göre Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmaması. Orada Galatasaray'ın antrenman yapması ve oradan Urfa'dan dönülmesi diye düşünüyorum sezonun olayı. Aslında sezonun çok olayı var bence. Ali Baran Sel'in de söylediği gibi aslında Halil Umut Meler'in yaşadıkları, aynı şekilde İstanbulspor'un Ankaragücü maçı, hepsi yani sayabiliriz. Benim 11'im de çok benziyor aslında birbirine sizinle. Kalede Muslera, ben sağ bek Barış Alper dedim. Barış Alper'i bir yere yazmam gerekiyordu ve sağ bek'e yazdım. Sanchez Abdülkerim dedim stoper ikisine. Ferdi sol bek. Fred, Torreira, Mertens, İrfan Can, Tadic, Icardi şeklinde yaptım ben de 11'imi. 11'ler yakın birbirine değil mi? Evet, 11'lerimiz birbirine çok yakın ama işte şey bu. Bu arada fotoğraf ve ben. Ne kadar değişmişim ya, eski fotoğrafım Yusuf. Değişmişim. Orada kilolu muymuşum, neymişim ben? Hocam sondan değiştirmişsin. O yüzden onu yenilememişler ama büyük ölçüde... Ben. Büyük ölçüde birbirine benziyor enlerimiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın, okuyacağım sevgili izleyicilerimiz. Evet, neden? O neden, bu neden? Benimkileri zaten benzediği için söylemeyeceğim. Size bırakıyorum. Ali Baran Sel, neden? Hangi neyi neden ya? Şöyle bir özetle bize yani. Şunun için seç. Özellikle ya şimdi ya kimse Semih'e itiraz etmez. Ya Semih'e tabii kimse itiraz etmez. Şimdi ilk 11'e baktığımızda tabii Fenerbahçe. Orada tartışılacak şeyler. Fenerbahçe Galatasaray ağırlıklı bir 11 gibi olmuş. Birçok iyi oyuncu da bu sezon dikkatleri üzerine çekti. Ama tabii şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a baktığımızda ikisi de çok üst düzey performans ortaya koydu. Yani bu oyuncular bence diğerlerinden daha fazla hani ilk 11'de olmayı hak ediyor gibi gözüküyor. Şimdi hani Muslera kalede olmayabilir ama
Bir taraftan Mert Günok benim hakikaten beğendiğim bir kaleci. İyi bir kurtarış yüzdesine sahip. Bir de yani açık söyleyeyim, bir tane Beşiktaşlı oyuncu koymam lazım yani hocam. Yani Mert'i evet, koyayım dedim yani ben de orada. Halil Umut neler oluyor? Ben böyle bir şey görmedim ya gerçekten. Hani dehşet meselettiğimiz olaylardan bir tanesi, benim unutamadığım günlerden biri oldu. Öte yandan ne dedik? Ha, maç biraz belki hani unutulmaz maç, biraz hani insanlara böyle farklı gelebilir ama ben o maçın ikinci 45 dakikasını çok dikkatle izledim. Bir taraftan da Gaziantep maçına bakıyordum. Öte yandan işte Konyaspor Galatasaray maçı, zaten onu da izledik. Ama yani Ankara gücü, tabii Ankaralı olmamdan mütevellit. Yani gerçekten çok ilginç bir şekilde yani 87. dakikaya kadar 2-1 öndesin. O dakikaya kadar Konyaspor kümeye düşüyor ve bir anda 3-5 dakika içerisinde 3 gol yiyerek Süper Lig'e veda ediyorsun. Çok dramatik bir son oldu. Yani tutamadı oyunu Ankara gücü. Orada tutabilirdi. 2-1 ile devam edebilirdi ve çok acı. Yani benim de çok üzüldüğüm bir nokta. Şu anda önümüzdeki sezon Ankara'dan bir Süper Lig temsilcisi olmayacak. Evet, Gençler Birliği. Evet, bu 2 sezon önce de aynısı olmuştu. Evet, Gençler Birliği de yanlış hatırlamıyorsam bir hakem hatası değil mi? Böyle bir sıkıntılı bir pozisyonla playoff'u kaçırdı ki ben önümüzdeki sene daha güçlü geleceğini düşünüyorum. İki Ankara takımından bir tanesi. Ben isterim ki ikisi birden çıksın. Yani benim seçimlerim bu şekilde oldu. Fred bence hani en prime zamanında Türkiye'ye transfer olmuş bir isim. Bence çok sansasyonel bir transfer. Rekabet vardı bir de. Evet, o yüzden bence de sezonun transferi. Ve ortaya koyduğu performans gerçekten göz alıcıydı Fred'in de. Ben açıkçası hani ilk ismi ortaya atıldığında falan pek ihtimal vermiyordum ama Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir transfere imza atarak bu futbolcuyu Türkiye'ye getirdi. Hani benim nedenlerim bu ama hocamla bugün konuşurken hocam stopere Necip'i yazdı. Bana da anlattı neden olduğunu. Dikkatle dinledim ama hocam burada bence izleyicilere ve sana da bunun sebebini anlatacaktır. Evet. Evet. Şimdi kaleci Mert'i koydum. Evet. Niye Muslera'yı koymadım? Şimdi Galatasaraylılar kızmıştır. Bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın en muhteşem bir gece yaşayacağı bir geceyi Muslera mahvetti. Çıktı, yan topu alamadı. Bütün Galatasaraylı benim... Hocam çoğu... bütün sezonunu çöpe mi atıyorsun? Ya bir fark etmiyor. Ya bak şimdi bir arabayla gidiyorsun değil mi? Yani 15-20 sene kaza yapmadan gittin kamyona vurdun bittin. Bitti. Yani şimdi senin şimdi, tam 11'in ya, geldi. Şimdi o bir tane maç herkes çok kızdı. Bak öyle bir muhteşem bir atmosfer vardı ki statta. İnanılmaz ya. Bir gördüm zaten stadı muhteşem ya. Helal olsun o. Kim yaptıysa o taraftarları falan filan var ya. İnanılmaz bir ambiyans vardı. Şimdi onu mahvettin sen. Ben o açıdan böyle Galatasaraylı olarak ben kızıyorum arkada. Galatasaraylı değilim ama ben orada Muslera'ya orada benim için şey sınıfta kaldı. O maç için. Ve bütün, ya şampiyon olsan ne olur olmasan ne olur ama Fenerbahçe'yi yen. Fenerbahçeliler diyor ki iyi oldu şampiyon olamadık ama Galatasaray'ı yendik. Taraftar böyle düşünüyor. Tabii ki şampiyon olsaydı keşke. O açıdan Mert Günok da her türlü çok iyi bir kaleci. İstikrarlı bir kaleci. Onun için Mert'i koydum. Sağ bek Osayi Samuel. Ya ben Osayi Samuel'i beğenmeyeni futboldan hiç anlamıyor. Ben de Osayi yazmıştım hocam. O hiç futboldan anlamıyor demek ki onu beğenmeyenler. Ama hocam sonra yani, Barış'ı yazacak yer kalmayınca niye Barış nasılsa de, Tadiç dedim, ne ya? Nasılsa Güvenç Hoca yazarım. Hocam ben Tadiççiyim. Ya Tadiç ya bir şey söyleyeceğim bak. Yılın, hem Barış Alperciyim hem Tadiççiyim. Barış bak yılın futbolcusu. Yılın futbolcusu. İrfan yani Kahveci ikinci de Barış Alper'dir yani. İkisi bak. O ikisini bir sağa sola yazacaksın. Yerlerine yaz yani. Barış ya Galatasaray son maçlarda taşıyan adam Mertens'le birlikte, Icardi ile birlikte. Şimdi sağ beki Osayi Samuel ya adam gene ben son maç gene bir gol attı galiba. Ya bir rakibi bak şimdi. Öyle bir bekle oynamak istemem yani rakip olarak ben. Adam geliyor abi. O 40 defa geliyor arkadaş ya. O şeyin dengesini bozuyor. Onun şimdi mesela forvetle oynayan, onun önünde oynayan futbolcuların temposu o kadar yüksek olmaz. Onu bir kovalar, iki kovalar, üç kovalar. İşte Karagümrük'teki o Mendez miydi? Kenardaki boğuştu. Bir tık kaçırdı, penaltı oldu. Hop, yenildi. Belki de ligde kalacaktı. Onun için Osayi Samuel. Necip. Ya arkadaş, ya bizde ne var biliyor musun? İsim. İnsanlar gördüklerine inanmıyor. Birileri bir şeyler söylüyor. O kadar hoca geliyor, Necip oynuyor. Bir kere bak, futbolu şunu bak. Nasıl duracağını biliyor. Nasıl? Yani nasıl pozisyon alacağını biliyor adam. Hata şeyi çok az. Can siperhane oynuyor. Doğru. Yani adama şimdi ne ya kim şunu söyleyeyim. Şimdi Beka Acikov çok iyi oturmuş.
tabii seni tenzih ediyorum falan filan. Ya, ya Sivas'ta yediğiniz gol kardeşim. Ama ben de yazmadım. Yani o bir sezonun başı öyleydi. Ben de ne o, öyle dedi. Ya nasıl öyleydi? Yazdım. Ya nasıl öyleydi ya? Bir Antalya maçına bir baksana ya Allah aşkına. Hocam ya. Hızlanmamız lazım. Tamam evet. Hızlandık. Ekbek aile onları benim için sıfır. Benim için gitti. Abdülkerim helal olsun. Çocuğa kendini çok geliştirdi. Helal olsun. Bu maçta da oyuna girişi. Fenerbahçe maçında oynasaydı. Mesela zaten Sanchez'de keşke oynasaydı. Bak oyuna girerdi. Orta saha üçlümüz üçümüzün de aynı zaten. Orta tamam. Saha. Sol beki ben Ferdi de Ferdi. Hepimiz Ferdi yazdık. Tartışmıyoruz. Açıklamaya bile gerek yok. İrfan Can'a da hepimiz yazmışız. Açıklamaya bile gerek yok. İkardi, tamam. Barış. Ben bir tek fark olarak Tadiç'çiyim dedim. Tadiç'i de eklemişim. O yüzden de Barış Alper'i sağ beke alıp o sayıyı ama ilk o başta sayı o sayı yazmıştım yemin ediyorum. Yazmıştım Barış Alper'i parantez içi falan tamam, yapacaktım yani. Böyle bir yani. Hata yapma 114, tövbe de. 114'te 114 yapar bu ya, takımlar. Çok istikrarlı olduğu için Tadiç'i de es geçemedim üzgünüm yani. Onu da orada yazmamız ya, gerekiyordu.